Merhabalar. 2018 yılı bursluluk sınavı 5. sınıf fen bilimleri testini birlikte çözeceğiz. Öncelikle birinci soruya bakalım. Bir öğrenci güneşli bir günde oluşturduğu düzenekte kağıt üzerinde şekildeki güneş görüntüsünü elde etmiştir. Öğrencinin gözlemine dayanarak güneş ile ilgili aşağıdaki adam hangisi söylenebilir? A. Şeklinin küresel olduğu. B. Kendi etrafında döndü. C. Yüzey sıcaklığının 6000 santigrat derece olduğu. D. Çok büyük hidrojen patlamaları oldu. Soru kolay bir soru. E, şekle bakarak cevaplamanız gerekiyor. Bu şekilden sadece ve sadece şeklinin küresel yapıda olduğunu anlayabiliyoruz. Diğer seçenekleri bu şekle bakarak çıkartamıyoruz. O nedenle cevabımız A seçeneği. İkinci soruya geçiyoruz. Evet, üstte bilgi verilmiş. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır? Bakalım bilgiye. Dünyadan bakıldığında, Ay Güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak Güneş hem dünya hem de ay'dan daha büyüktür. Bu bilgi ayın hangi özelliğine kanıt oluşturuyor? Tabii ki de e, uzaklıkla alakalı, değil mi? Yani B seçeneğine bakın. Dünya'ya Güneş'ten daha yakın olmasına. Cevabımız bu nedenle B seçeneği diyoruz. Karton kutunun bir yüzüne delik açılarak el feneri yerleştirilip kutunun kapağından bir ip ile içeriye pimpon topu asılıyor. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açılıyor. Diğer delikler kapatılıp her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pimpon topunun aydınlık ve karanlık kısımlar görülüyor. Bu deneyle aşağıdakilerden hangisi gözlenmiştir? Evet bu deneyde gençler ayın evrelerinin nasıl oluştuğunu gözlemliyorsunuz farklı deliklerden baktığınızda ayın farklı evrelerini görmüş oluyorsunuz. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı A seçeneği diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda ayın iki farklı evresi ile ilgili tanımlar verilmiştir. Bu, bu evrelerin isimleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet, ay birinci öncüle bakalım. Ay güneş ve dünya arasında bulunurken dünyaya bakan yüzünün ışık almadığı evredir. Bu neyin tanımı? Hangi evrenin tanımı? Tabii ki de yeni ay. İkinci öncüle bakalım. Ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evredir. Bu da hangisi oluyor? Tabii ki de dolunay oluyor. Cevaplara baktığımızda hangi seçenekte var? İlkine yeni ay dedik. İkincisine dolunay dedik. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Beşinci soruya bakıyoruz. Şekilde bir yerleşim yerindeki bölgeler verilmiştir. Birinci bölge, burada her yıl sel yaşanma ihtimali bulunmaktadır. İkinci bölge, yavaş miktarına bağlı olarak sel yaşanma ihtimali vardır. Üçüncü bölge, bu bölgenin sel altında kalma ihtimali pek yoktur. Dikkat ederseniz en üst bölgede üçüncü bölge var. Soru köküne bakalım. Ne diyor soru kökü? Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerde bir sele karşı alınabilecek önlemlerden biridir. Evlerin birinci bölgede yapılması tabii ki önlem olamaz çünkü zaten sel yatağında. İkinci bölgedeki ağaçların kesilmesi, ikinci bölgedeki ağaçların kesilmesi sele, sel için bir önlem tabii ki olmaz. Neden ağaçlar keselim ki? C. Evlerin üçüncü bölgede yapılması. Üçüncü bölgede yapılabilir. Neden? Yüksekte. Nehir yatağından daha yüksekte. O nedenle cevabımız C seçeneği. Denizli'ye bakalım. Üçüncü bölgedeki ağaçların kesilmesi. Ağaçların kesilmesi sel için bir tedbir zaten değildir. O zaman cevabımız ne oldu gençler? C seçeneği oldu. Evet altıncı soruya geçiyoruz. Dinamometre sorusu. Bir dinamometreye farklı ağırlıktaki cisimler asılarak dinamometre içindeki yayın uzama miktarı tablodaki gibi verilmiş. Bu dinamometreye ağırlığı bilinmeyen bir kitap asıldığında dinamometreye 15 cm uzadığına göre kitabın ağırlığı kaçtır? Bakın ağırlığı bilinmeyen bir cisim asıldığında 15 santim uzuyormuş. Tabloda 5 Newton asarsak 10 santim uzuyor. 10 Newton asarsak 20 santim uzuyor. Yani bakın burada 5 ve 10 iki katına çıktığında uzama miktarı da iki kat artıyor. Pekala biz ne istiyoruz? 15 santim uzamasını istiyoruz. 10 ile 20 arasında bir değer 15 santimetre. Bu açıdan baktığımızda o zaman ölçülen ağırlık da Tabii ki de 5 ile 10'un tam orta noktasında olacak. 10 ile 20'nin tam orta noktası 15 santim olduğuna göre burası da kaç olacak? 7 ile 10'un tam orta noktası olan 7,5 Newton olacak. Bu şekilde basit bir mantıkla sorunun cevabını B şeklinde işaretleyebilirdiniz. Evet diğer soruya geçiyoruz. 7. soru. Bir deneyde öğrenci dinamometreye bağladığı kutuyu dinamometreye kuvvet uygulayarak Yatay zeminde bulunan üç farklı yüzeyle, şekildeki gibi hareket ettiriyor. Bakın şekillere. K yüzeyi, L yüzeyi ve M yüzeyi. Dinamometrelerdeki farklılıkları gözlemlediniz mi? Bakın L'de bir birim dışarıya çıkmış. K'da 2 birim çıkmış. M'de ise 3 birim dışarıya çıkmış. Demek ki M çok ağır, değil mi? Peki soru kökü ne diyor? Bu deney sonucuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? en kaygan yüzey K'dır. K kaygan en kaygan olsaydı en az değer K'da olurdu. Ama ortada bir değer iki birim dışarıya çıkmış. En kaygan zemin L'de olur. Ama bu şekliyle yanlış. K yüzeyinin uygulandığı sürtünme kuvveti M'den fazladır. K yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti M'den fazla olsaydı şayet o zaman buradaki dinamometrenin değeri daha büyük olurdu. O yüzden sürtünme kuvveti K'nın daha fazladır diyemeyiz. M'nin daha fazladır. Bu seçenek de yanlış. C'ye bakalım. L yüzeyi M'den daha kaygandır. L yüzeyinde tek birim çıkmıştı. Değil mi? M'ye bakın. M yüzeyinde 3 birim çıkmış. Demek ki M'ye kaygan değil. L yüzeyi daha kaygan. Ve C seçeneği doğru. L yüzeyi M'den daha kaygandır. Lafı doğrudur. O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. 8. soru. Hakan suyla doldurduğu leğene su durgun halde iken baktığında görüntüsünü görmüştür. Daha sonra eliyle kabın kenarına hafifçe vurup suyu dalgalandırdığında bulanık bir görüntü oluşmuştur. Hakan'ın bulanık bir görüntü elde etmesi ışığın hangi özelliği ile açıklanır? A. Doğrusal yayılması. Bakın burada önemli bir nokta var. Bulanık bir görüntü elde etmesi demiş değil mi? Görüntü bulanık. Doğrusal yayılması olmaz. Dağınık yayılması olabilir. A'ya hayır dedik. Her yöne yayılması, düzgün yansıması. Şimdi burada bulanık bir görüntü elde etmesinin sebebi dağınık yansımadır. O yüzden cevabımızı B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet 9. soruya geçtik. 9. soru Şekilde verilen düzenekte K noktasından bakıldığında ışık görülmekte, L noktasından bakıldığında ise ışık görünmemektedir. Buna göre 1 ve 2 olarak numaralandırılmış kısımlara aşağıdakilerden hangisinde verilen cisimler yerleştirilmiş olabilir? Evet soru ne demiş bize? K noktasından bakıldığında ışık görülmekte. K'da görülüyor burada baktığımızda ışığı görebiliyoruz. L noktasından baktığımızda ise Işık görülmemekte. Tamam mı? Buna göre bir de pencere camı vardır. Bir de pencere camı varsa dağdan bakan kişi ışığı görebilir. Doğru. Pekala. ikiye bakalım. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt yarı saydam bir madde. O yüzden göremiyor dediğine göre yağlı kağıtta kısmen görülür. O yüzden seçenek A değil. Diğerine bakalım. Bir de biz görmeyi istiyorduk. Tahta kapı opak bir madde opak madde olduğu için göremeyiz. O yüzden B ve C şıkkını direkt eledik. D'ye bakıyoruz. Pencere camı var. Tamam saydam. Tahta kapı. Tahta kapı opak bir madde. Ve ışığı göremeyiz. Zaten D'den bakınca da görmeyelim dedik. O zaman tahta kapı işimize yarar. Cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Evet 10. soruya bakıyoruz. Bir öğrenci gölge oluşumu ile ilgili şekildeki düzeni oluşturuyor. Bu düzenekte cisim ışık kaynağı ile ve perdeye yaklaştırılıp uzaklaştırılabiliyor. Bu deney sonucunda öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Evet A seçeneği cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında gölge boyu büyür. Gençler cisim ışık kaynağına yaklaştırdığınız zaman bakın şu anda şu şekilde tabi tam doğrusal çizemedim ama şu şekilde bir gölge elde ediyorsunuz. Boyu bu kadar. Doğru mu? Peki siz bunu yaklaştırırsanız ne olur? O zaman gölge şu şekilde olacak. Yani boyu artmış olacak. Yani yaklaştığında gölgenin boyu büyür lafı doğru. Cismin gölgesi cismin şekline benzer. Şimdi biz bu deney sonucunda öğrenci bunlardan hangisine ulaşamaz diye sormuşuz. Gölge tabii ki de cismin şekline benzer. Bunun sonucuna ulaşır. Çünkü cisim kare ise gölgesi de kare olacaktır. O yüzden B'ye de ulaşır. Cisim perdeye yaklaştırıldığında gölge boyu büyür. Şimdi cisim perdeye yaklaştırılırsa gölge boyu büyümez. Tam tersine küçülür. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. D seçeneği ne demiş? Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölge boyu küçülür. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa az öncekiyle yani C'dekiyle aslında aynı. Işık kaynağından uzaklaştırırsanız bu tarafa doğru gelirsiniz ve küçülür. O yüzden bu doğrudur. Cevabımız C seçeneği oldu. 11. soruyu çözelim. Bir öğrencinin kurmuş olduğu elektrik devresi şekildeki gibidir. Bu öğrencinin kurduğu elektrik devresinin şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ampul nasıl gösterilir? Yuvarlak içerisinde çarpıyla gösterilir. Güzel. Pillaj doğru bağlanmış artı eksi artı eksi şeklinde artı eksi artı iki tane pil var. Bunun gösterimi doğru gözüküyor şu anda. Kablosu da doğru. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ve cevabımız ne oldu o zaman? A seçeneği oldu. Çünkü anahtar yok bakın. Anahtar burada da kullanılmamış. B seçeneği niye değil diyorsanız burada anahtar var. Ama biz devreye baktığımızda anahtar olmadığı için sembol olarak anahtarı koymamıza gerek yok. Bundan dolayı cevabımız ne oldu gençler? Abidin Paşa yani Ankara seçeneği oldu. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini incelemek isteyen bir öğrenci özdeş ampuller, piller, kablolar ve anahtarlar kullanarak şekildeki devreleri kuruyor. Bu öğrencinin inceleme konusuna uygun bir deney düzeneği oluşturması için bu devrelerde aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? Şimdi bakın amacımız neymiş? Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi. O zaman burada bağımsız değişkenimiz ne? Ampul sayısı. Bu tarz sorular gençler LGS sınavında da çıktı 2018 yılında. O nedenle e, deneysel soruları yapabilmeniz gerekiyor. Bu tarz sorulardan çok çözerseniz size çok daha faydalı olacaktır. Şimdi ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırmak istiyorsak biz her şeyi aynı tutacağız 1 ve 2'den. Her şeyi aynı tutacağız. Tek değişen şey ne olacak? Ampul sayısı olacak. Bağımsız değişkenimiz ampul sayısı. O zaman devrede iki tane devre var bakın. Her şey aynı. Tek değişen şey ampul sayısı olmalı. Şimdi bakıyorum bir tane pil var, iki tane pil var. Bir anahtar, bir anahtar, bir lamba, bir lamba. Biz burada pil sayısının lamba parlaklığına etkisine bakarız şu haliyle. Ama biz ne diyoruz? Ampul sayısının parlaklığına etkisine bakacaksak o zaman pilleri eşit yapmalıyım. Lamba sayısını değiştirmeliyim. Ampul sayısını değiştirmeliyim. Tamam mı? Seçeneklere bakalım. A. Birinci devreye özdeş bir pil eklenmeli. Birinci devreye özdeş pil eklemek güzel bir şey ama o zaman tıpkısının aynısı olur. Bizi kurtarmaz A seçeneği. İkinci devreden bir pil çıkartıp bu devreye özdeş bir ampul eklenmeli. Bakın buradan bir tane pili çıkartırsanız burası da aynı olur. Bir tane de ampul eklerseniz işte ne dedik az önceki şeye geliyor. Ampul sayısı değişmeli sadece ve tam istediğim gibi oluyor. O yüzden cevabım ne oldu? Boğaz içi seçeneği olmuş oldu. Tamam. Bu tarz sorular gerçekten çok önemli. LGS 2018 full deney soruları çıktı. O yüzden bu tarz soruları mutlaka çözmeye alıştırın kendinizi. Evet. 13. soruya geldik. Bir kap içerisinde bulunan 60 santigrat derece sıcaklıktaki bir miktar suya farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra aptaki suyun son sıcaklığı 40 santigrat derece oluyor. Buna göre kaba eklenen suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olabilir? Bakın sıcaklık neymiş? 60'mış, doğru mu? Peki son sıcaklık ne olmuş? 40 olmuş. O zaman sıcaklık ne oldu? Sıcaklık azaldı. Demek ki soğuk bir su ekledik, değil mi? O zaman seçeneklere bakalım. Hangisi olabilir? 80 derece olabilir mi? Olamaz. Çünkü 60'tan daha sıcak bir su eklerseniz 60'tan daha büyük bir değer olur. Biz 40'a düşürdük. Sıcaklık azaldı. O zaman 60 olabilir mi? İkisi aynı sıcaklık. Tabii ki bu da olamaz. Peki 40'a düştüyse 40 olabilir mi? Tabii ki olamaz. Eğer 40 olsaydı 40 ile 60 arasında bir değer alırdı. O yüzden bu da olamaz. Cevabımız ne olabilir? D seçeneği olabilir. 14. soruya bakıyoruz. Bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabın üzeri Cam kapakla kapatılarak üzerine şekildeki gibi buz parçaları konuluyor. Bir süre sonra kapta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi burada sıcak su var, üstte cam var, onun üzerine buz var. Ne, neyi deniyor sizce? Tabii ki de yoğuşma, yoğunlaşma deneniyor. Ee, bakalım seçenekler ne diyormuş? A. Sıvı yüzeyinde buharlaşma olması. Sıvı yüzeyinde buharlaşma olur. Bakın buralardan buharlaşma olur. Ve su buharı ne yapacak? Cama çarpacak. Soğuk cama çarpacak. Soğuk cama çarptığı zaman da yoğuşma gerçekleşecek. A olur. O yüzden biz buna olur diye işaret yapalım. Buzların su buharını yoğuşturması. Az önce söyledim. Buzlar ne yaptı? Yoğuşmaya neden oldu. Buzlardan su buharına ısı akışı olması. Buzlardan su buharına ısı akışı olması. Gençler, buz soğuktur. O yüzden soğuktan sıcak olan cisme akışı olmaz, sıcaktan soğuğa ısı akışı olur. O yüzden buzdan su buharına değil, su buharından buza doğru ısı akışı olur. O yüzden cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. İsterseniz D'ye bakalım tekrardan. Su buharının sıcaklığı ile buzların erimesi, su buharının sıcaklığı ile buzların erimesini biz gözlemleriz. Gözlemleyemediğimiz cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Bu arada gece saat 3.30'da buçukta video çektiğim için daha kısık sesle konuşuyorum. Devam edelim sorulara. 15. soruya geldik. Saf bir katı maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği şekildeki gibidir. Grafiğe göre bu katı madde ile ilgili hangisi söylenebilir? A) Erime ve kaynama süreleri eşittir. Erime ve kaynama süresi demiş. Bakın burada. Burası önemli. Sürelerine bakalım. Şuradaki ilk hal erime. Şuradaki düzlük ise gençler kaynama anıdır. Buharlaşma anıdır. Tamam mı? O yüzden dikkatle bakalım. Süre demiş. Burada 1 ile 3. saniye. Kaç saniye pardon kaç dakika süre var? Toplamda 1, 2. 2 dakika sürmüş burası. Peki şurası kaç dakika sürmüş? 1, 2, 3. 3 dakika sürmüş. Eşit mi? Değil. O yüzden A seçeneğini söyleyemeyiz. B seçeneği 100 santigrat derecede tamamen gaz haldedir. Bakalım 100'e. Hop geldik buraya şuradan. Bakın burada madde hangi haldedir? Tabii ki de tamamen gaz haldedir. Madde şu noktadan itibaren tamamen gazdır ve şu aralık gaz olduğu alandır. Tamam mı? O yüzden B seçeneği doğru. Cevabımız ne oldu? Boğaz içi seçeneği oldu. 16. soruya bakıyoruz. Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiğinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir. Buna göre tekrar teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Büzülen maddenin hacminin azalması. Gençler burada tam da cevabın üstüne bastık A seçeneğinde. Neden? Çünkü burada bir genleşme büzüşme olayı var. Biliyorsunuz soğuk havalarda madde büzüşür. Sıcak havalarda ise genleşir. İşte burada biz büzüşme olayı, büzülen maddenin hacmi azalır deriz büzüşmeye. Tam da cevabımız istediğimiz gibi Soğuk havada lastik tekeri ne yapmış? Üşümüş tanecikleri ve büzülmüş. Tanecikler birbirine yaklaşmış ve hacimce küçülmüş. Cevabımız A seçeneği. 17. soruya geldik. Tablo var. Ondan önce soru kökünü okuyalım. Verilen tablodaki durum ifadelerini doğru ve yanlış olarak işaretleyen bir öğrencinin tabloyu doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soru. Isıtıcı odaya sıcaklık verir. Gençler, ısıtıcı odaya ısı verir, sıcaklık bir göstergedir. Isı bir enerjidir. O yüzden bu laf yanlıştır. O yüzden biz buraya işaret koymamız lazım. Su buharlaşırken çevreden ısı alır. Su buharlaşırken çevreden ısı alır. Çünkü buharlaşma için ısı gerekir gençler. Havanın ısısı termometre ile ölçülür. Isı ölçülmez. Ne ölçülür? Sıcaklık ölçülür. Termometre ile ölçülen şey sıcaklıktır. Isı ölçülür ölçülemez bu konuda tartışmalar var. Kimisi kalorimetre kabili ölçülüyor diyor. Kimi kitaplar ve kaynaklar ölçülemez diyor. O yüzden o konuya hiç girmeyeceğim. Ama bu cümle bu haliyle yanlıştır gençler. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Bu şekli içeren cevap A seçeneği olmuş oldu. Bir göl yakınında yaşayan canlıları gösteren resim şekildeki gibidir. Bu resimde aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait örnek yoktur? Memeliler bakalım şekle. Tavşan var sanırım. Evet tavşan. Tavşan memeli bir hayvandır. Var. Kurbağa. Kurbağalardan var zaten. Şekilde görebiliyorsunuz kurbağayı omurgasız hayvanlar demiş ve sürüngenler demiş. Bakalım. Omurgasız hayvanlardan ne var burada? Evet burada kelebeği görebiliyorsunuz. Kelebek ve sivrisinek mi? Şurada sivrisinek muhtemelen. Omurgasız hayvanlar var. Ama sürüngenlere ait bir canlı burada yok. O yüzden cevabımız ne oldu? Denizli seçeneği oldu. 19. soruya geldik. Üzerinde küf oluşmuş bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem notları tablodaki gibidir. Bu gözleme göre küf mantarı ile ilgili olarak aşağıda gelen hangisi yanlıştır? Küflü görünen kısım çıplak gözle bakılan kısım. Tabloya baktığımızda küflü görünen kısım ee, var ve bunu çıplak gözle gözlemlemiş. Diğer bir kısma bakıyoruz. Küflü görünen kısımlar mikroskopla gözlemlemiş. Küflü görünmeyen beyaz kısım çıplak gözle görebiliyoruz. Küflü görünmeyen beyaz kısım mikroskopla görebiliyoruz küf mantarlarını yine. ilginç bir soru. Bakalım cevabı ne olacak? Seçeneklere bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olur. Bu resimlere bakarak zaten küflenmenin sebebini küf mantarlarının sebep olduğunu rahatlıkla ne yaparsanız anlarsınız gençler. Bu doğru o yüzden. Doğru. B seçeneğine bakalım. Çıplak gözle küflü görünen bölge dışında küflere rastlanmaz. Şimdi burada mikroskopla baktığımız zaman küfler görünmüş. Bakın bu kısma bakarsanız mikroskopla bakıyorsunuz. Küflü görünen kısım bu zaman görülüyor. O yüzden bu seçenek yanlış. Çoğaldıklarında çıplak gözle görülebilirler çıplak gözle görülebilirler. Doğru çünkü küfleri biz görebiliyoruz. Mikroskopik canlılardır bunlar. Evet bu da doğru. O zaman cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. 20. soru. Aşağıdaki şekilde 3 bitki gösterilmiştir. Bu bitkiler aşağıdakilerden hangisindeki gibi gruplandırılabilir? Evet bakalım sorumuza. A. Tohumlu, tohumsuz. Şimdi elma ağacı var, meyvesi var, tohumu var. Eğrelti otu, tohumsuz bir bitki. At kuyruğu yine tohumsuz bir bitki. Tohumlu ve tohumsuz şeklinde biz bunları gruplandırabiliriz. Nitekim cevabı da A seçeneğine koymuşlar. Oksijen üreten, oksijen üretmeyen şeklinde sınıflandıramayız. Çünkü ikisi de fotosentez yapar. Hatta üçü de. Bundan dolayı biz bu şekilde sınıflandırılamayız. Gözle görülen, görülmeyen şeklinde de olmaz. Karada yaşayan, suda yaşayan şekilde olmaz. Hepsi karada yaşıyor. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği oldu. Evet 21. soruya bakalım. Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olaylar ve sonuçlar ile ilgili verilen bilgiler şunlardır. Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölümleri gözlenmiştir. Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmıştır. Bölgeye yakın bir alandaki tarihi mermer sütunlar aşınmış. Aynı yerdeki bitkiler kurumuştur. Bu bilgileri göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hava kirliliği sonucu asit yağmurları oluşmuştur. Bakın gençler burada asit yağmurları oluşmuştur lafı söylenebilir. Neden? Çünkü şurası bize asit yağmurlarını anlatıyor. Tamam mı? Su kirliliği akarsudaki canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Burada da su kirliliğinden dolayı balık ölümlerinin olduğunu çıkartabilirsiniz. Bunu da söyleyebiliriz. Heyelan sonucu tarım arazileri zarar görmüştür. Burada heyelan sonucu tarım bölgelerinin azaldığına yönelik bir ibare doğrudan bulunmuyor. Hava, su ve toprak kirliliği canlıların yaşamını olumsuz etkilemiştir. Burada yine hava kirliliği sonucu asit yağmurları oluyor. Buradan bunu çıkartabilirsiniz. Yine su kirliliğinde de işte ölümler var. Bundan da okuduğumuz zaman soruyor. Bilgiler edinebiliyoruz. Ama doğrudan biz bilgiye ulaşamadığımız kısım C seçeneğidir diyoruz. 22. soruya bakıyoruz. Zeynep biyoçeşitlilik ile ilgili yaptıkları bir gezideki gözlemlerini tabloya yazmıştır. Yalnızca bu tabloya bakılarak kapladıkları alanlar eşit olan K ve L ortamında gözlenen ağaçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Tabloya bakalım. K ortamında tür sayısı 20'ymiş, canlı sayısı 120'ymiş. L ortamında tür sayısı 10'muş, canlı sayısı 100'müş. Her iki ortamda gözlemlenen ağaç sayısı birbirine eşittir. Ağaç sayısına bakalım. Canlı sayısı 120 127, canlı sayısı 107 kesinlikle diye bir ibare var burada. Bunu unutmuyoruz. Biz burada ağaç sayısı canlı sayısı şeklinde var ve ağaç olduğunu anlıyoruz ve burada kesinlikle eşittir lafa yanlıştır. Çünkü birisi 120, diğeri de 100'dür. A seçeneği yanlış. K ortamı ağaç türleri bakımından daha zengindir bakalım. K türlü tür sayısının daha fazla. Ağaçların türü daha fazla. O zaman bu cümle doğrudur ve kesinlikle doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Yine de okuyalım. Her iki ortamda gözlenen ağaç türleri aynıdır. Ağaç türlerinin aynı olup olmadığını kesinlikle söyleyemiyoruz. Her iki ortamda gözlenen ağaç türlerinin sayısı birbirine eşittir. Tür sayısı bakın farklı. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız ne oldu? Kolay bir soru. Boğaziçi seçeneği oldu. 23. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biridir? Doğal yaşam alanlarının korunması. Bu iyi bir şey. Bakın artı diyelim. Tarım ilaçlarının kullanımının yasaklanması. Bu da iyi bir şey değil mi? Bu da pozitif. Aşırı avlanmanın önlenmesi. Bu da güzel bir şey. Ormanlık alanların tarım alanı olarak kullanılması. Orman azaltan bir şey. Yani kötü bir şey. 3'e 1 kuralı bakın. Hiç soru kökünü okumasanız bile 3 tane güzel şey bir tane olumsuz. Ya da 3 tane olumsuz bir tane olumlu şeklinde sorular var. 3'e 1 kuralı nedir? Bununla ilgili soru atma teknikleri videom var. Bu videoyu izleyebilirsiniz gençler. Burada bazı tekniklerle yapamadığınız sorularda kolayca çözüme ulaşabiliyorsunuz. Bu videoyu da kanalımda bulabilirsiniz tabii ki de. Evet cevabımız ne oldu o zaman? Cevap D seçeneği. Evet 24. soru. Aşağıda Türkiye'de bulunan 4 canlı türü verilmiştir. Bu canlıların hangisinin doğal yaşam alanı sadece ülkemizde yer almaktadır? Bakalım kurt tüm dünyada var. Kaz Dağı göknarı. O Kaz Dağı zaten bizim değil mi Türkiye'de Kaz Dağı? Demek ki buraya ait bir canlı olma ihtimali fazlaca. Karaçam her tarafta var. Pinus nigra latincesi de. Bunu da eledik. Kunduz ülkemizde de kalmadı maalesef. Dünyada da nesli tükenme noktasında. O yüzden üstünü eledik. Cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Evet son soruya geliyoruz. 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde biriken sera gazlarının oluşturduğu sera etkisinin sonuçlarından biri olamaz. Biliyorsunuz sera gazları dediğimiz karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar. Bunlar ne yapıyor? Atmosferde müşamba gibi, naylon gibi sera etkisi yapıyor ve dünyanın giderek ısınmasına neden oluyor. İklim değişiyor falan filan. Tabii seçeneklere bakalım. A seçeneği iklim değişiklikleri demiş. Tabii ki etkisi var. Kutup bölgelerindeki buzullar eriyor çünkü dünya ısınıyor. Denizlerin su seviyesinin yükselmesi, buzullar erirse ne olur? Su seviyesi yükselir. Bitki türü çeşitliliğinin ve sayısının artması. Ne güzel bir şey. Bakın bunlar e, alakasız bir seçenek oldu. Cevabın D oldu. Çok açık bir şekilde ortada. Evet, genel olarak sorular güzel e, ve zor mu? Çok zor değil. Ama 5. sınıf düzeyine göre de çok da kolay değil. Özellikle beğendiğim soru tarzları var. LGS'de yani 8. sınıfta gireceğiniz sınav için size güzel sorular da var. Mesela tablo okuma becerilerini yoklamışlar sürekli. Sorular uzun. Bir sayfalık sorular var zaten LGS'de de. Buradaki mesela 19. soru. Zor değil ama zor gözüküyor. Ama kolay bir soru. Bu tarz sorular LGS'de var ama özellikle deneysel sorulara dikkat. Bağımsız değişken sorusu vardı ee, yukarılarda bir yerde. Ona bakalım. Bakın 14. Soruda fena değil. 10. Soru deneysel bir soru. Evet. Bakın mesela 12. Soru çok güzel bir soru. Bağımlı değişken, bağımsız değişken sorusu yani mükemmel bir soru olmuş. Bu şekilde güzel sorular var. Gerçekten hoş hazırlanmış bir sınav. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.